Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz kimya disiplinleri. Arkadaşlar kimya disiplinlerinden ilk olarak anorganik kimyaya bakıyoruz. Anorganik kimya, organik olmayan asit, baz, tuz, su gibi maddelerin, minerallerin yapısını, özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Analitik kimya ise kimyasal maddelerin tanınmasını, bunların miktarının belirlenmesini, kan, su, idrar gibi bu madde örneklerinin tanınmasını, bileşenlerinin neler olduğunu açıklamada kullanılan bir kimya dalıdır. Fiziko-kimya ise sıcaklık, basınç, derişim gibi faktörlerin kimyasal tepkimelere etkisini inceler, taneciklerin hızını, bu tepkimelerdeki enerji değişimlerini inceleyen bir kimya disiplinidir. Organik kimya ise karbon elementinin oluşturduğu bileşikleri açıklar. Bunların yapısını, özelliklerini bize organik kimya söyler. Bir diğer kimya disiplini biyokimyadır. Biyokimya da canlıların yapısını, bu canlılarda bulunan kimyasal bileşikleri, bu bileşiklerin yapısını, kimyasal değişimlerini açıklar. Nükleik asitleri, proteinleri, bunları bize açıklayan, canlıların vücudundaki ilaçların etkisini açıklayan kimyanın alt disiplinidir biyokimyada. Polimer kimya ise küçük moleküllerin yani monomerlerin bir araya gelerek büyük moleküller yani polimerler oluşturmasını inceleyen bilim dalıdır. İşte doğal ve yapay polimerlerimiz vardır. Mesela proteinler doğal polimerlerdir. Yapay olarak fabrikalarda elde edilen naylonlar, plastikler, teflonlar bunlar da bizim yapay polimer maddelerimizdir. Bunları inceleyen de polimer kimyasıdır. Bir diğer kimya da endüstriyel kimyadır. Bu da yine endüstride kullanılacak ham maddelerin eldesini, bunların özelliklerini inceleyen kimyanın bir alt disiplinidir. Şimdi ise arkadaşlar kimya endüstrilerine bakıyoruz. Bunlardan bir tanesi ilaç endüstrisi. Adı üzerinde ilaçların ham maddelerinin eldesi, bunların ambalajlanması, üretilmesi, onaylanması gibi işlemlerle ilgili olan ve kimyadan yararlanılan kısım ilaç endüstrisidir. Bir diğeri gübre endüstrisi. Gübre endüstrisi de toprağın yaklaşık 60 tane elemente ihtiyacı vardır. Bu toprakta olmayan elementleri karşılamak için yapay gübrelerden yararlanılır. Bununla ilgilenen de gübre endüstrisidir. Boya endüstrisi, biz boyaları birçok alanda kullanıyoruz. İnşaatta, tekstilde, gıdalarda birçok alanda kullanabiliyoruz. Bunlarla ilgili işlemlerde de uğraşan endüstri birimimiz boya endüstrisidir. Bir diğeri petrokimya, petrol, doğalgaz ve bunlardan elde edilen ürünleri inceleyen petrokimyadır. Arıtımda ise hava, su, topraktaki kirleticilerden temizlenmesiyle ilgilenen kısım da arıtımdır. Bir diğeri de tekstil endüstrisi. Tekstil endüstrisi de arkadaşlar tekstilin ana maddesi olan ipliğin eldesi, bunun boyanması gibi işlemlerle ilgilenen endüstri alanıdır diyelim. Şimdi kimya ile ilgili meslekler var arkadaşlar. Bunlardan birisi şu an benim yaptığım kimya öğretmenliği. Kimya ile ilgili alanda öğrencilere bilgi veren kişidir. Kimyager daha laboratuvar şartlarında çalışan, fiziko-kimya, anorganik kimya, analitik kimya bunlarla ilgili işlem yapan kişidir. Kimya mühendisi hem laboratuvarda üretilen maddelerin sanayiye, endüstriye uygulanmasını sağlayan kişidir. Eczacılar ise ilaçların hazırlanması, hastalara ulaştırılmasını sağlayan kişilerdir. Meteoroloji mühendisleri de metalleri, alaşımları, bunların eldelerini, özelliklerini, endüstrideki kullanım alanlarını inceleyen, bizlere yardımcı olan kişilerdir. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınıza da sorularımızı bekliyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.